Üniversitemizi, tüm fakülteleri, yüksek okulları ve bölümleriyle öğretim üyelerinin ağzından yakından tanımalarını sağlamak amacıyla bu yıl 7. kez düzenlediğimiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tanıtım Günleri açılış töreniyle huzurlarınızdayız. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Dekanlarım, Manisa'nın çok değerli öğretmenleri ve sevgili öğrencilerimiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediğimiz 7. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tanıtım Günleri açılış törenine hoş geldiniz, onur verdiniz. Sayın Komutanım, Sayın Rektörüm, değerli hocalarımız, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, Celal Bayar Üniversitemizin tanıtım günlerinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili gençler, biz Milli Eğitim Bakanlığımız ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul öncesinden başlayıp ta üniversiteye kadar sizleri hayata hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalıyız da. Tabii bu çalışmamıza aynı şekilde sizin de karşılık vermenizi bizler bekliyoruz öğretmenler olarak. Bizler sizleri dünya ile rekabet edecek, dünyada hangi eğitim varsa onları size aktarmak için elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. Biz sizleri geleceğe hazırlarken bir elinde teknolojisi, öbür elinde de değerleri olarak hazırlamanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Aksi takdirde bunları başaramazsak dünyanın gerisinde kalmak durumunda kalırız. Bu yüzden millet olarak, Milli Eğitim Camiası olarak tüm değişimlere, dönüşümlere ayak uydurmak ve bize emanet edilen gençlerimizi dünya ile rekabet edecek bir şekilde yetiştirmek durumundayız. Yaşadığımız coğrafyada gerçekten dahili ve harici düşmanların gözünün olduğu, burada bu coğrafyada güçlü bir Türkiye'nin olmaması için bütün dünyanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençleri üzerinde olduğunu görüyor ve anlıyoruz. Bu yüzden sevgili gençler, sizler çok çalışmalı ve dünyanın önüne geçmek, lider olmak durumundasınız. Aksi takdirde bu coğrafyada ya dimdik ayakta duracağız ya da parçalanıp yok olup gideceğiz. Asla bunu tabii başaramayacaklar, beceremeyecekler.
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Gençlerini de geleceğe en güçlü bir şekilde hazırlayacaktır. Bu tanıtım günleri vesilesiyle tabii Celal Bayar Üniversitemiz de gerçekten son yıllarda atılım üstüne atılım, gelişim üstüne gelişim göstermekte ve Türkiye'de kendisini öne çıkaran gözde üniversitelerimizden biri haline gelmektedir. Fiziki altyapılarını tamamlayarak Türkiye'de önde üniversitelerden biri olmaya namzet ülkelerden, üniversitelerden bir tanesidir. Bu yüzden bizim yetiştirmiş olduğumuz nitelikli öğrencilerimizin de gene nitelikli olarak gördüğümüz üniversitemizi tercih etmeleri, üniversitelerimizde Manisa Celal Bayar Üniversitemizde okumasını gönülden arzu ediyoruz. Çünkü Celal Bayar Üniversitesi başta rektörüyle, hocalarıyla, tüm kadrosuyla önde bir üniversite olmuş, lider bir üniversite olmuş ve bu üniversitelerde de siz gençlerin okumasını gönülden arzu ediyoruz. İşte bu tanıtım günleri vasıtasıyla, vesilesiyle sizler üniversitemizi daha yakından tanıyacak, daha yakından görecek, alan ve bölümlerimizi tanıyacak, inşallah Celal Bayar Üniversitemizi tercih edecek, şehrimizde, Manisa'mızda okumaya devam edeceksiniz diyorum. Tekrar tanıtım günlerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Doktor Sayın Kemal Çelebi'yi konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Sayın Garnizon Komutanı, Rektör Yardımcılarım, İl Milli Eğitim Müdürümüz, KYK İl Müdürümüz, çok kıymetli dekan arkadaşlarım, müdür arkadaşlarım, öğretim üyesi arkadaşlarım, Milli Eğitim'den aramızda bulunan çok değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarımız ve tabii ki kıymetli gençler, sevgili genç arkadaşlarım. Bugün Manisa Celal Bayar Üniversitemizin 7. tanıtım günlerinde bir araya geldik. Hepinizi öncelikle şahsım ve üniversitem adına sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili arkadaşlar, hitabım özellikle bundan sonra size yönelik olacak. Tabii arada bizim öğretim üyesi arkadaşlarımıza vereceğim elbette mesajlar var. Genç arkadaşlarım, sizler eğitim, öğretim hayatınızın önemli bir dönemecindesiniz. Aslında eğitim, öğretim dediğimiz bizim kültürümüzde beşikten mezara kadar. Fakat kurumsal eğitimde son halkayı yüksek öğretim oluşturuyor. Ve zannediyorum da bu aşamada yaptığımız tercihler bütün bir hayatımızı, geleceğimizi kökten etkilemiş oluyor. Ben üniversitemizdeki öğrenci arkadaşlarımla sınıfta ara ara sohbet ettiğimde onların genelde dile getirdikleri belli pişmanlıklar var. Bunların başında ne geliyor? Tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmamış olmaları geliyor. Bazı arkadaşlarımız geldiği fakülteden, okuduğu okuldan memnuniyetini ifade ediyor. Ama bazı arkadaşlarımızın içinde bir ukde kalmış. Ben diyor aslında edebiyat okumak istiyordum ama kendimi maliye bölümünde buldum. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bu tür tercihlerde yaptığımız yanlışlıkların bizim eğitim sistemiyle ilgili nedenleri elbette var. Aileden kaynaklanan yönleri elbette var. Çünkü anne babalar kafalarındaki mesleklere göre çocuklarını yetiştirmek istiyor.
Benim oğlum doktor olacak, mühendis olacak, avukat olacak. Ya çocuk farklı bir şey olmak istiyor olabilir. Çevrede bu tür bir yönlendirme ve telkin söz konusu olabiliyor. Ve tabii bütün bunlardan daha önemlisi sevgili arkadaşlarım, bizlerin bu aşamada, bu çağlarda öncelikle kendimizi tam olarak tanıma noktasında biraz eksik ve yetersiz kalmamız. Yani bizim dışımızda eğitim sisteminden, aileden, çevreden gelen nedenler, yönlendirmeler veya baskılar ne olursa olsun zannediyorum biz birey olarak yine de kendi hayatımızın, kaderimizin kararını verme noktasında söz sahibi olmak durumundayız. Önce bizim birey olarak kendimizi tanımamız, keşfetmemiz ve daha sonra ne istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Şunu ifade ediyorum arkadaşlar, biz de klasik olarak üniversite tercihlerinde şöyle bir yol genelde izleniyor. Alınan puan nedir? Sayısal, sözel. Ve bu puanla nereye girebiliriz? Tıp. Ya tıbba gittiğinde, doktor olduğunda mutlu olmayacaksa, mutlu olmayacaksa orada ne işin var? Bu mesleğin çalışma koşullarını biliyor musun? Bunları da bilmek lazım. Kendini tanıyor musun? Buna uygun bir kabiliyetin, kapasiten, potansiyelin, psikolojin var mı? Maalesef. Asıl olan sevgili arkadaşlar bir kere bizim eğitim öğretime biz bizatihi öğrenmenin değeri itibariyle bakmamız. Öğrenme başlı başına bir kıymettir, bir değerdir. Öğrenmek, bilgi sahibi olmak sadece meslek sahibi olmak için değildir. Öğrenmek öncelikle dünyayı, kendimizi, varlığı, kainatı, bu dünya içindeki yerimizi, anlamımızı, değerimizi, bunları keşfetmek. Öğrenmek hakikate varmak için yapılan aslında bir yolculuktur. Öğrenmenin bir kere biz hep mesleklerle ilişkilendiriyoruz. Şurayı bitirdim, şu meslek sahibi oldum. Hayır. Bilgi öğrenmek bizatihi tek başına bunun ötesinde bir değeri ifade ediyor. Bu değer işte öncelikle bizi bize tanıtacak olan bir ilmi değerdir. Bilginin değeri öncelikle kişinin kendisini tanıması, keşfetmesi, bilmesidir. Yunus'un ifadesiyle ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Şimdi meslekler tamam ama bakıyoruz, görüyoruz. Kişi kendini tanımaktan uzak. Kendimizi bilmemiz lazım önce. Dolayısıyla arkadaşlar, bilgi felsefesinde zannediyorum öncelikle bilgiyi böyle bir doğru yere ve konuma oturtmamız gerekiyor. Öncelikle bu. Tabii ondan sonra okuyup belli meslekler, hayatımızı kuracağız. Kendimize faydamız olacak, milletimize faydamız olacak, çevremize faydamız olacak. İşte bu noktada da bizim eğilimimiz hangi yönde, ilgimiz hangi yönde, kabiliyetimiz hangi yönde bunu ortaya koymak, bilebilmek durumundayız. Ha bize bu noktada eğitim sistemi yardımcı olmuyor, onu söyleyeyim. Ailemiz kendi beklentilerine göre bizi yönlendirmeye büyük ölçüde çalışabiliyor. Aileler mutlu evlatlar değil, öncelikle başarılı statü sahibi evlatlar yetiştirmek istiyor. Yanlışlık burada. Biz elbette bu noktada doğru bir tercih yapmak için şöyle dikkatleri ve ilgiyi kendimize yöneltmeliyiz. Şöyle bir iç dünyamıza yönelmeliyiz. Çünkü bilgiyi biz hep nerede arıyoruz? Dışarıda arıyoruz. Şöyle içe bir bakış zannediyorum gerekli.
Ne istiyoruz, ne bekliyoruz? Hayata dair beklentilerimiz, düşüncelerimiz ne? Bizi ne mutlu edecek? Neyi yaparsak daha mutlu ve başarılı oluruz? Başarının da aslında anahtarı mutlulukta. Sevmediği bir işi yapan kişi ne olamaz? Başarılı ve çevresine faydalı olamaz arkadaşlar. Hiçbir iş, hiçbir meslek diğerinden daha kutsal bu manada değildir. Bu toplumda herkes iş bölümü içerisinde muhakkak bir işi yapacak. Kimimiz hoca olacak, kimimiz asker olacak, doktor olacak, kimisi efendim başka bir hizmeti yerine getirecek. Yapılan iş değerlidir, her yapılan iş. Ve işin değeri o işi hakkını vererek yapıyorsak ortaya çıkar. Hakkını vererek yapılmayan iş, hangi iş olursa olsun orada bir değer söz konusu değildir. Arkadaşlar, şöyle kendi kendinizle kalın derim ben size. Şöyle bir düşünün, ben ne istiyorum? Bir örnek olarak size şunu vermek istiyorum. Benim oğlumun bir arkadaşı hukuk fakültesinde okudu. Çocuk hukuk fakültesinde de okumayı çok arzu etmiyor. Hepimizin, çocuklarımızın okumasını isteyeceği bir fakülte değil mi? Tıp. Aile 7 yılda bitirdi. Hukuk stajına başladı. Ya ben sevmiyorum bu işi. Şimdi çok takdir ediyorum. Hayallerinin peşinde koşuyor. Ben dedi, spor spikeri olacağım. Spor spikeri olacağım. Hayalinin peşinde koşuyor. Yani hakikaten sevmeyecekse, mutlu olmayacaksa ve dolayısıyla başarılı olamayacaksa illa avukatlık yapmanın anlamı ne? Anlamı ne? Onda ısrar etmek doğru olur mu? Hayallerinin peşinde koşuyor ve kabiliyeti de bir çocuk. Ve dolayısıyla hemen oraya gelmek istiyorum. Kesinlikle aldığımız eğitim, aldığımız diplomayla alakalı değil bizim hayattaki başarımız. Eğer bizim bunun ötesinde belli kabiliyetlerimiz varsa, o kabiliyetlerimiz bir şekilde ne yapacak? Hayatta bizi bir yere taşıyacak. Yeter ki farkında olalım kabiliyetlerimizin ve doğru kullanmış olalım arkadaşlar. Şimdi tabii sizler bu süre zarfında en iyi şekilde eğitim aldınız. Buna eminim. Üzerinize düşeni de büyük ölçüde yerine getirdiniz. Ha, hepimizin hayatında yaptığımız neler var? Hatalar var. Zaman zaman hepimiz yaptık. Önemli olan bu hataların farkına varmak ve en kısa yoldan bu hatadan dönmek. Öğretim hayatınızda belki bundan sonra yaparsanız telafisi mümkün olmayan hatalar söz konusu olabilir. Bu son artık. Hata yapma lüksünüzün fazla olmadığı son aşama arkadaşlar, bu aşama. Dolayısıyla en doğru kararları vereceğinize inanıyoruz. Bu konuda sizi doğru şekilde bilgilendirmek, hocalarınızın, bizlerin, ailenizin elbette görevi ve sorumluluğudur. Ama her şey kimde başlıyor ve kimde bitiyor? Sizde. Kendinize güvenin. Hayatta sürüklenen değil, güdülen değil, yönlendirilen değil, kendi kararlarını çevresine de danışarak, onlarla da konuşarak böyle bir değerlendirme yaptıktan sonra nihai olarak kendisi veren ve sonuçta da sorumluluğu alan bireyler olur. Çünkü başkasının yönlendirmesiyle bir tercihte bulunduğumuzda o tercihin sorumluluğu bizi yönlendiren kişinin üzerinde kalacak mı? Sorumluluk kimde? Bedelini kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Dolayısıyla bu hayatta her halükarda kontrol sizde olmalı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bunu söylerken aman ha yanlış anlaşılmasın. Sizi böyle
milletinize, toplumunuza, anne babanıza böyle anarşist bireyler o anlamda söylemiyorum. Birey özgürlüğü çok önemli. Onların tecrübeleri, bilgileri bizim için çok önemli. Ama nihayetinde karar sizin ve sorumluluk kimin üzerinde kalacak? Daha sonra onu suçlamanızın hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacak. Doğru kararlar vereceğinize inanıyoruz arkadaşlar. Biz Türk gençliğine güveniyoruz. Türk gençliğinin Atatürk'ün dediği gibi zeki, ahlaklı, çevik bir gençlik olduğunu biliyoruz. En büyük gücümüz de bu zaten. Tabii kısaca bu görüşlerimi üniversitedeki tecrübelerimden hareketle sizinle paylaştıktan sonra biz buraya ne için toplandık? Şimdi siz birçok üniversite var Türkiye'de. 181 üniversite var. Bunlardan birisi de Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Biz diyoruz ki bizi tercih edin. Bunu kuru kuruya da söylüyor değiliz. Sayın Müdürüm gayet güzel ifade etti. Bu süre zarfında o bizi tanıdı, biz onu tanıdık. Kendisine teşekkür ediyorum. Celal Bayar Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş, hızlı bir gelişme gerçekleştirmiş. Bugün 25. yılımızı arkadaşlar kutluyoruz. Üniversite olarak iyi bir eğitim, öğretim altyapısına sahibiz. Size üniversitenizle ilgili istatistiki bilgilerden bahsetmeyeceğim. Zaten standlarımızda bütün okullarımızın, akademik birimlerimizin tanıtımları arkadaşlarımız tarafından yapılacak. Ben şunu söylüyorum. 2 yıldır 3 yıldır bu üniversitenin mensubu olan, üniversite kurulmadan önce de ben buradaydım ve 2 yıldır da bu üniversitenin hasbelkader rektörlük görevini yürüten bir büyüğünüz olarak bunu ifade ediyorum. Celal Bayar Üniversitesi geldiği nokta itibariyle iyi bir üniversite. Bölgesinde, Türkiye'de iyi bir üniversite ve bizim hedefimiz uluslararası alanda da tanınan, bilinen, tercih edilen bir üniversite olmak. Bizim iddiamız büyük Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak. Benden başlamak üzere tüm arkadaşlarımız, öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız bu iddianın sahibi. Eğitim, öğretimle ilgili iyi bir altyapımız var. Fiziki olarak, teknik olarak iyi bir altyapımız var. Ve bu altyapımızı sürekli iyileştiriyoruz, geliştiriyoruz. Sürekli dünyayı takip ediyoruz. Üniversiteler durağan kurumlar olmayacak. Değişimin öncüsü üniversitelerdir ve biz bunu yapıyoruz. Sürekli kendimizi güncelliyoruz. Müfredatımızı güncelliyoruz. Bizim iddiamız şu, birinci iddiamız. En kaliteli, en iyi eğitim, öğretimi vermek. Öğrencilerimizi analitik düşünceye sahip, özgüven sahibi, girişimci, lider bireyler olarak yetiştirmek. Türkiye'nin bu tür gençlere ihtiyacı var. Hedefimizi bu şekilde ortaya koyduk. Ve bütün çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Bunun için her türlü imkana, birikime, altyapıya sahibiz. Bundan emin olun. Ve burada önemli bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Dün yine Salihli'deydim. Orada bizim İktisadi İdari Bilimler Fakültemizin inşaatı devam ediyor. Onu gezmek için gitmiştim. Orada şantiye şefi İTÜ inşaat mezunu bir arkadaşımızla oturduk. Bahçede sohbet ediyoruz. Ben üniversitede intern eğitim uygulamasına geçtiğimizden bahsettim. Hocam dedi harika olmuş dedi. Ben İTÜ ki İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'nin sayılı ve köklü üniversitelerinden birisi midir? Teknik alanda özellikle. Evet. Dedi ki yani biz okuduk. Kitabi olarak, teorik olarak birçok şeyi öğrendik. Mezun oldum, geldim, inşaatların başına geçtim. Afalladım dedi. Ben dedi, ya ne öğrendim? Ne öğrendim? Ve şunu ifade etti ki, İTÜ'den mezun bir arkadaşımız bunu söylüyor.
Ben dedi asıl bu meslekle ilgili, inşaat mühendisliğiyle ilgili bilgilerimi burada, bu inşaatlarda, bu şantiyelerde öğrendim dedi. Bu bize şunu gösteriyor, biz bunu yaptık arkadaşlar. Biz bunu öncelikle yapan sayılı üniversitelerden bir tanesiyiz. Gaziantep, Sakarya ve biz hemen buna geçtik. Son yarı yıllarda okullarımızın bir dönem başı boyunca öğrenci arkadaşlarımız iş yerinde, fabrikada, firmada, her neyse hastanede, buralarda eğitim alacaklar. O gördükleri teorik, kavramsal, kitabi bilgilerin uygulamasını bir dönem boyunca yapacaklar. Ve biz onları hayata mezuniyetle birlikte hemen hazır halde takdim etmek istiyoruz. Hayata onları sunmak istiyoruz. Böyle bizim bir avantajımız var. Biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Tek kaygımız gençler. Onlara nasıl iyi eğitim öğretim veririz? Onların beklentilerini en yüksek düzeyde nasıl karşılarız? Üniversite sadece derslerin yapıldığı mekanlar değil. Bunun dışındaki aktiviteler sizin gelişiminize ciddi ne sağlayacak? Katkı sağlayacak. En fazla desteklediğimiz öğrenci topluluk ve kulüpleridir. Bakın, öğrenciler bana, öğrenci topluluklarımız belli bir aktiviteyle ilgili geldiklerinde, destek istediklerinde onlara elbette imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği sağlıyoruz. Burada hemen ifade edeyim, arkadaşlarımızın bunları bizzat birinci ağızdan duymalarında fayda var. Bizim mühendislik fakültemizde robot kulübü var. Hocam yurt dışında yarışma var. Robot yarışması. Tabii o ekip içinde çalışanlar haklı olarak hepsi gitmek istiyor. Bunun bir maliyeti var. Soma Meslek Yüksekokulumuzda yine çok değerli hocalarımızın nezaretinde bu çalışmaları yapan, robot yarışmalarına katılan arkadaşlarımız var. Aynı yarışmaya her ikisini de gönderiyorum. Gitsinler, onların önünü açmalıyız. Her türlü onlara bu manada desteği ve imkanı sunmalıyız. Üniversite bunları yaptığı ölçüde gerçek bir üniversite olacak. Biz bunları yapıyoruz. Öğrencilerimiz için keyif alacakları, mutlu olacakları mekanları hızla oluşturuyoruz, tamamlıyoruz, yeniliyoruz, geliştiriyoruz ve dolayısıyla sizler tabii büyük ölçüde bu şehrin çocuklarısınız. Biz öncelikle bu şehrin çocuklarını üniversitemizde görmek isteriz arkadaşlar. Ailelerinizin yanında belli sıkıntılara katlanmadan, tamamen eğitim öğretime odaklanarak iyi bir üniversitede, Celal Bayar Üniversitesi'nde bu yüksek tahsili yapma imkanınız var. Sizleri aramızda görmek istiyoruz. Sizleri bekliyoruz. Böyle bir tercih yaptığınızda şu garantiyi veriyorum size. Yanılmış olmayacaksınız. Doğru bir tercih yapmış olacaksınız. Zaten üniversiteler sadece fiziki imkanları eğitim öğretim kadrosuyla değil, ki onu belirtmedim, çok güçlü bir akademik kadromuz var. Gerçekten güçlü bir akademik kadromuz var. Üniversiteleri daha da büyüten, geliştiren, bir marka haline getiren aynı zamanda kimlerdir arkadaşlar? Kimlerdir? Sizlersiniz. Öğrenciler. Bizi daha da büyütecek, hedeflerimize ulaştıracak olan sizin gibi değerli öğrencilerimizin bizi tercih etmesi. Sizi üniversitemize bekliyoruz. Ben bu tanıtım günleriyle ilgili organizasyonda bize desteğini, katkısını esirgemeyen çok değerli İl Milli Eğitim Müdürümüz Recep Dernekbaş'a, arkadaşlarına, öğretmenlerimize, herkese katılımlarıyla bizleri onurlandıran garnizon komutanıma çok mutlu oldum. KYK müdürümüz burada. Onlar da bizim üniversite olarak en önemli paydaşımız. Herkese yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. Bu tanıtım günleri inşallah sizin doğru ve isabetli tercih yapmanıza
katkı sağlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Kemal Çelebi'ye çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, sevgili öğrencilerimiz, şimdi sizleri üniversitemiz halk oyunları okutmanı Aşkın Yılmaz'ın hazırladığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Aşkın Yılmaz'a ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrenciler, yeri gelmişken şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Üniversitemiz öğrencileri sporun hemen hemen her alanında ve halk oyunlarında, güzel sanatlarda ülkemizdeki üniversiteler arasında bütün madalyaları topluyorlar. Geçen sene 30'un üstünde madalya kazandı öğrencilerimiz her alanda. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Rektörüm, değerli konuklar, 7. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tanıtım günlerinin açılış kurdelesini kesmek üzere tüm konuklarımızı Kültür Merkezi Fuayesi'ne giriş katına davet ediyorum. Sayın Komutanım, Sayın Rektörüm, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Dekanlarım, lütfeder misiniz? Buyurun. Evet, öğrenci arkadaşlarımızın güzel ve doğru tercihleri yapması için bu tanıtım günlerimiz hayırlı olsun.